Sayın Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, yöneticileri, şehitler diyarı Polatlı'mızın asil ve kahraman evlatları. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına ve büyük Türk milletinin birliğine karşı haince ve alçakça bir suikast düzenlenmiştir. 4000 yıllık büyük Türk tarihinin hiçbir döneminde emsali görülmemiş bir kalkışma yaşanmıştır. Bunu yapanları, destekleyenleri ve işbirlikçilerini lanetliyorum. O akşam ülkemizin her bir şehrinde, kasabasında, köyünde olduğu gibi Polatlı'mızda da vatandaşlarımız, sizler milli iradeye, doğrudan Türk milletine yapılan bu saldırıyı bertaraf ettiniz. Bu büyük milletle ne kadar övünsek azdır. Şahsen Necip Türk milletinin bir evladı olmaktan onur duyuyorum, iftihar ediyorum. Anlaşılmıştır ki Türk milletine yüce Allah'tan başka kimse diz çöktüremez. Türk ordusunun namlusu Türk milletine çevrilemez. Bunu yapan bedbahtlar cezalarını en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Kendi polisine, vatandaşına ve hatta silah arkadaşlarına ateş açmak bir çıldırmışlık halidir. 15 Temmuz teşebbüsü maalesef şanlı tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. O gün bu alanlarda hep birlikteydik. O gün her birinizin kahramanlığına şahsen ben şahidim. O gün Polatlı'da bir beraber ve güçlü olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Gazi Polatlı artık hem gazi hem de kahraman adını almıştır. Darbeye yeltenenler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %2'si kadardır. Bu kalkışmanın bastırılmasında milletin ve devletin emrindeki kahraman askerlerimizin payı da çok büyüktür. Peygamber Ocağı adını verdiğimiz askerlerimize Mehmetçik dediğimiz ordumuz bugün de en büyük teminatımızdır. Camiler ne kadar bizimse kışlarda o kadar bizimdir. Türk milleti camiler ve kışlar arasına sıkıştırılamayacaktır. Kendisi hala Güneydoğu'da PKK'ya karşı kahramanca savaşan askerlerinizin burada lojmanlarda oturan eşleri ve çocukları bizim emanetimizdir. Artık FETÖ denilen bu alçak ve hain yapı tamamen çökertilecektir. Bu milletin birliğine saldıran bütün yapılar er geç imha edilecektir. Bu uğurda hepimiz devletimizin yanında ve emrindeyiz. O akşam Polatlı adına sevindirici olan hiçbir hemşehrimin burnunun kanamamış olmasıdır. Ancak maalesef Gölbaşı'ndaki özel harekat birliğine atılan bombalar sonucunda iki kahraman özel harekat polisimiz şehit olmuştur. Ben buradan onların nezdinde bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Gün birlik günüdür. Gün ayrılıkları değil, benzerlikleri ortaya koyma günüdür. Gün kardeşlik günüdür. Biz hepimiz biriz,
Beraberiz ve kardeşiz. Bravo. Yaşasın büyük Türk milleti. Bravo. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bravo.